Sevgili Oksijen TV izleyenleri, bugün gündem özelin konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı Sayın İlhami Caboğlu. Hoş geldiniz Caboğlu. Hoş bulduk efendim. Biliyorsunuz sayın seyircilerimiz, Pazar günü bir belediye başkanlığı seçiminin çok çok ötesinde anlamlar ifade eden seçimi geride bıraktık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini geride bıraktık. Bütün dünyanın gözü bu seçimlerdeydi. Seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın karşısında 800 binin üzerinde bir farklı seçimi kazandı. Bugün İlhami Bey ile bu seçim üzerine konuşacağız ve bunun hem ülkemize hem Düzce'mizdeki yansımalarını değerlendireceğiz. Bunun dışında sohbetin içerisinde farklı farklı sorularımız da olacak. Sayın Caboğlu, bu seçim kampanya yani 31 Mart'tan sonra yenilenen seçimlerle ilgili siz Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Teşkilatı olarak belediye başkanlarıyla birlikte çok ciddi bir efor sarf ettiniz İstanbul'da. Ne oldu da bu seçim bu hale geldi? Evet. Bu farkın nedenleri nelerdir? Öncelikle İstanbul'da yapılan 24 Haziran'daki seçimlerin ülkemize, pardon 23 Haziran'daki seçimlerin ülkemize, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi 31 Mart'taki itiraz sürecinden sonra AK Parti'nin seçimi tekrardan sayalım itirazından sonra Seçim Yüksek Kurulu'nun seçimi iptal etmesiyle başlayan bir süreç vardı. Tabii ki bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak AK Parti ile bir Cumhur İttifakımız vardı. Bu sebepten dolayı Genel Başkanımızın vermiş olduğu talimat doğrultusunda İstanbul'da seçim çalışmalarına katıldık. Tabii biz gittiğimizde bazı gözlemlediğimiz şeyler de vardı ama burada sadece Düzce olarak değil, Genel Başkanımızın emir ve talimatıyla 81 il başkanı İstanbul'da bir seçim çalışması yaptık. Şimdi bizim burada Cumhur İttifakı'yla beraber hareket etmemiz, bir duruşumuzu göstermemiz anlamında İstanbul'da biz teşkilatlar üzerinde Düzce derneklerinden başladık ve benim de Artvinli olmam hesabıyla Artvinliler üzerinde de ciddi bir çalışmalarımız oldu. Seçim dönemlerinde çalışmalarda gözlemlerimiz insanların küstüğünü, darıldığı gibi bu şekilde ön yargılı bir süreç vardı. Geçmiş dönemlere göre İstanbul'daki seçimleri mukayese edecek olursak bizim güzelim memleketimiz Türkiye'mizde bu algıları yöneten bir sinsi perde arkasında düşmanlar var. Tabii ki bunun da haklı demeyelim ama insanlarımızın da birebir yaşadığı sıkıntılar bunu perçinleyip bir şekilde bir irade ortaya çıkıyor. Şimdi 24 aşağı yukarı 20 yıldan beri iktidarda olan bir siyasi partinin yıpranmaması mümkün değil. Evet. Çünkü herkesin arzu, istek ve talebini yerine getirmeniz mümkün değil. Bir dönem bir kesim küsebiliyor, bir dönem diğer bir kesim. Bu bir şekilde bir insanlar üzerinde bir sıkıntı oluşabiliyor. Bu algıyı yöneten sinsi de bunu kollayıp bu şekilde bunu kamuoyuna servis ettiğinde insanlara ben İstanbul'da seçim boyunca memleketimizin genel durumundan, İstanbul'da Binali Bey'in seçimi alması ehline teslim edilmesi hususunda anlatımlar yaptığımızda seçmenin söylediği şöyle bir şey vardı. Biz konuşmayı bitirdikten sonra söz veriyorduk. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten memleketin bekası noktasında olsun, İstanbul'umuzla ilgili, geleceğiyle ilgili çok haklı ve doğru şeyler anlattınız ama biz oy vermeyeceğiz. Şimdi işin bu tarafını anlamak mümkün değil. Bence bu olayı iyi analiz etmek lazım. Seçmen küsmüştür ama bu toparlanamaz anlamına gelmez. Çünkü ortada bir
daha öncesinden yapılmış seçimlerde bir cumhurbaşkanımız vardır. Bir 51'in üstünde oy almış bir iktidar vardır. Bunu gidermek iktidarın elindedir. Sayın Can Bey, evet. Yani burada küsmüşten kastettiğimiz demek ki yani şöyle yorumlayabilir miyiz bu sizin tespitinizi? Evet. 31 Mart seçimlerinde az bir farkla seçimi kazanan İmamoğlu'na eğer Yüksek Seçim Kurulu iptal etmeseydi, yani bu konuda biliyorsun bir sürü tartışmalar da oldu. Yani seçmenin bu kadar sert bir tepkisi olmaz mı demek istiyorsunuz? Şimdi ben yani İstanbul, bunun bir rolü oldu mu acaba? Tabii kesinlikle. İstanbul'da ben çoğu ortamlarda şunu da anlattım. Düzce'de bir seçim olduydu. 24 Haziran'dı gene. Milletvekilliği seçiminde bir itiraz süreci yaşandı. İttifakta olduğumuz partiyle bir itiraz sürecimiz vardı. O zaman benim gözlemim o itirazın akabinde seçim iptal olup yenilenmiş olsaydı Düzce'de biz iki tane milletvekilini rahat alırdık. Evet, şimdi İstanbul'da aslında bir mağdur edebiyatı yapıldı. Ben çok iyi biliyorum. Aslında bunu Cumhuriyet Halk Partili mensupları da çok iyi biliyor. Aslında İstanbul'da 31 Mart'ta seçimin mağduru Binali Bey'dir. Şimdi demin bahsettiğim bu memleketteki algıyı yöneten sinsi uçlardan bahsettim. Bu uçlar bunu çok fırsat bildi. Genel başkanımızın orada şöyle bir tespiti vardı. Burada bir seçim olmuştur. Seçime bir şaibe karışmıştır. İstanbul'umuz bunu hak etmiyor. Seçim yenilendiğinde İstanbul'u seçmen iradesini yansıtır, en doğru kararı verir söylemiydi. Netice itibariyle seçim oldu. İstanbul şeyini orada görüşünü, fikri şeyini beyan etti ve Ekrem İmamoğlu seçimi aldı. Şimdi yalnız şurada şunu kaçırmamak lazım. İnsanlar küstü, darıldı dememdeki sebep eğer AK Parti'nin itirazıyla o seçim sayılmış olsaydı, sandıklar tekrardan sayılmış olsaydı, şimdi 27 bin farkın 13 bine düştüğünü, bunu Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri de söylüyor. Yani aslında genel başkanımızın söylediğini orada Cumhuriyet Halk Partili yetkililer de söylüyor. Nasıl söylüyor? 27 binde 13 bine düştü. Yani burada bu kadar bir oy çalınması veya bir durumu var diye kendileri de söylüyor. Aslında bizim genel başkanımızın da söylediği buydu. Evet. İstanbul'umuz bunu hak etmiyor ki yekün itibariyle sayılmış olsaydı belki Binali Bey seçimi alacaktı. Evet. Ama bu böyle yapılmadı. Bu seçimi yenilemeye gidildiğinde bunu da o sinsi uç odakları fırsat bildi ve bunu da iyi bir kullandılar, değerlendirdiler. Vatandaş bir şekilde küsmüş oldu. Bir de burada şunu merak ediyorum fikrinizi. Gerçi Ümit Yılmaz Düzce milletvekilimiz de seçim sonrasında kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Seçime son birkaç gün kala yani artık aşağı yukarı seçmenin kararını verdiği bir aşamada İmralı'dan gelen mektup ve İmralı'da yatan Abdullah Öcalan'ın kardeşinin devlet televizyonuna senin benim vergilerimle yayın yapan devlet televizyonuna çıkartılması, dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın onun kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum beyanatında. Şöyle bunları bir birleştirdiğimizde bu da bir kırılma yarattı mı? Özellikle MHP'li seçmenler için söylüyorum İstanbul'daki. Şimdi tabii ki ortada olmuş bir durum var. Bu yok saymak mümkün değil. Milletin kamuoyu önünde, gözü önünde olmuş bir durum. Ama olayı şöyle de değerlendirmek lazım. Hüncay Bey, şimdi siz İstanbul'da bahsettiğimiz şer odaklarıyla kucak kucağı olacaksınız. Seçim bitmiş, seçim öncesinde bütün standlarda HDP, AK Parti, İyi Parti standlarında beraber halay çekeceksiniz. Her standta CHP, siz halay çekeceksiniz. Siz ondan sonra çıkacaksınız, bu mektubu bir bahane edeceksiniz. İşin o boyutu farklı tabii ki. Yani bu nasıl olmuş, nasıl gelişmiş, işin o tarafını çok bilgim dahilinde bir durum değil. Yani ama seçmendeki kırılma tabii, anlamı da ama sorun. Siz, ben 25 gün İstanbul'daydım. Evet. 25 gün boyunca orada HDP standlarının Ekrem İmamoğlu'na oy topladığını, Ekrem İmamoğlu'na çalıştığını yakinen bilenlerdeyim. Keşke Düzce'mizde
o dönem bizim gibi düşünmeyi farklı düşünen kesimlerin gidip merak edip adres de verirdim. Ümraniye Meydanı'nda, Üsküdar İskele'nin orada. Hatta orada bizim çocuklardan birini HDP'nin standına gönderip broşürleri falan dedim bir al bakalım merak ettim ne yazıyorlar ne çiziyorlar falan gibi. Hatta orada oturduğunda Ekrem İmamoğlu'na o istemiştir. Her şey güzel olacak demişler. Bütün bunlar gelişirken siz o cenahla kucak kucağı olacaksınız çıkıp bunu anlatacaksınız. Bunlar etik değil, doğru değil. Zaten ben bizden olup da vatansever olup da o cenahta onlarla halay çekmeyi bile anlayamıyorum. Yani seçim bitmiştir. Tabii ki halkımızın, vatandaşımızın verdiği bir karardır, iradedir. Ama sonuç itibarıyla seçimden sonra ben oradaydım. Levent'teydim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim takip merkezi çok uzak değildi bize. Seçim aşağı yukarı belli olduktan sonra sonuç HDP'lilerin Kürt bayraklarıyla sokağa nasıl indiğini gördüm. Ben şimdi bir seçmen olarak, bir İlham İcaboğlu olarak ben ondan rahatsız oldum. Yani ben Allah vele benim oyum onlarla beraber değil. Benim oyum da onlarla beraber aynı sandığa, aynı görüşle girmiş olsa ben vicdan azabı çekerim. Siz bütün çalışmalarınızı, oylarınızı o doğrultuda yansıtacaksınız. Geleceksiniz bize, beni de mektup muhabbetini bizim üzerimize yorumlayacaksınız. Evet. Bunlar doğru şeyler değil. Demin bahsettiğim şer odaklı algı yöneticilerinin yapmak istediği bu. Genel başkanımızın söylediği de bu. Siz onlarla kucak kucağı olacaksınız. Seçim boyunca onlarla çalışacaksınız. Oy doğrultusunda seçim sonrasında beraber halay çekeceksiniz. Geleceksiniz Düzce'ye ya da bir ekrana. Efendim nedir? Siz ya ayıptır yani. Günahtır yani. Şimdi Tuncay Bey bunun bir de şeyi var yani ahlaki bir boyutu var. İnsaf yani. Evet. Evet. Şimdi İstanbul'dan bunun sonuçlarının bizim Türkiye siyasetine yansımalarını biraz sohbet edelim. Evet. Yani artık toz duman kalkmak üzere İstanbul seçimin sonuçlarının. Özellikle de İktidar Partisi'nin AK Parti cephesinde ciddi bir tartışma olduğunu görüyoruz. İşte Ali Babacan, Abdullah Gül, Davutoğlu üçlüsünün yeni bir parti arayışı olacağı yönünde ciddi işaretler var, yazılar var, organizasyonlar var, çalışmalar var. Siz de önümüzdeki süreçte siyasette bu anlamda bir kırılma, yeni oluşumlar bekliyor musunuz? Neler olur bundan sonraki siyasetin genel gidişatında? Şimdi Tuncay Bey... Nevzat. Pardon, Nevzat Bey... Biraz yorgunluğum herhalde hala üzerimde. İstanbul gerçekten bizi yordu. Çok da havalar sıcak. Biraz evet. Uykuda da zorluk çektiydik. Burada yağmur yağıyormuş herhalde. Evet, hem de biz orada bayağı sıcakta evet, kapıldık. Evet, doğru. Şimdi genel siyaset tabii ki biz Düzce'deki yerel siyasilerle ilgili bir durum değildir ama bir öngörümüz gerçekten AK Parti'nin içinde bir kıpraşmaların olduğunu çok evvelden biz söylüyorduk. Evet doğru. Burada bu şekilde parti kurmak isteyenlerin amacı parti kurar kurmaz biz iktidar olalım falan değil. Deminden beri bahsettiğimiz Cumhur İttifakı'nın almış olduğu %51'in üstündeki bu oyu aşağıya çekmek. Bunların hesabı bu. Yani AK Parti'nin içerisinde almış olduğu taban oyu olarak onların öngörüsü %47-48 bandı. 3-4 puan buradan alırız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de oyuyla beraber %51'in aşağısına çekeriz. Bunların düşüncesi, hesabı, kitabı bu. Ama tabii bunların bu hesabı, Cenab-ı Rabbim Allah'ımızın da bir mutlaka hesabı vardır. Çünkü biz Türk milleti olarak çok öncesinden müjdelenmiş bir milletiz. Ki bulunduğumuz coğrafya konum itibariyle de bütün dünyadaki Müslüman ve Türk Cumhuriyetlerinin de bir umudu halindeyiz. Bizim hata yapma gibi bir durumumuz, şansımız yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok öncesinden yapmış olduğu bir söylemler vardı hatırlarsanız. AK Parti'ye oy veren kesim cahil, AK Parti'ye oy veren kesim bilinçsiz, köylü gibi. Göbeğini kaşıyan. Evet. Peki ben şimdi soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan beri soruyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu seçen kesim
cahil idi de Ekrem İmamoğlu'nu niçin seçti? Buradan yine soruyorum. O zaman hakkını iade etmek lazım. AK Parti bu milleti iyi eğitmiş değil mi? Evet. Okutmuş demek ki. Bilinçlendirmiş. Onu da hakkını da iade etmek lazım. Doğru. Seçmen üzerinde benim her zaman söylediğim şöyle bir şey vardır. Eğer siz bir siyasi partinin üyesiyseniz, eğer yöneticiyseniz, ben Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden söylersem, bu şekilde olan partilidir. Üye değildir. Herhangi bir siyasi parti üye değil. Bunları AK Partili, MHP'li, CHP'li, efendim bu şekilde kutuplaştırmak, sınıflandırmak doğru değildir. Siyasiler kendi icraatlarını anlatırlar ve halk bunu kabul görür, oyunu verir. Yani şimdi siz Türkiye'de nüfusun yekünü itibarıyla veya şu kadar CHP'li, şu kadar MHP'li bunu söylemek doğru değildir. Seçmenin partisi olmayabilir ama mutlaka bir görüş beyan edecek, bir doğru bir şekilde oyunu kullanacak. Bizim söylemlerimiz hep bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten beri yapmış olduğu bu söylemlerin altında kalacak. İstanbul'daki seçim sonuçlarına bunlar kanmasın yani. Zannetmesinler, cesaretlenmesinler yani. Gelecekle ilgili şöyle olacak, böyle olacak. Bu memlekette her zaman bir milli duruşu sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi var. Ben bu örneği her yerde veriyorum. Biz Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday çıkarttığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket ettik. Doğru, doğru mu? Doğru. Peki biz o dönem Cumhuriyet Halk Partisi ile hareket ederken AK Parti'nin içinden neler çıktı? HDP çıktı. FETÖ çıktı değil mi? Peki ben soruyorum şimdi. Biz AK Parti ile beraber hareket ederken bu cenahlar nerede? Millet. Diğer tarafta. Demek ki bizim insanlarımızın konuşması gereken şey ne olması lazım? O algı simsarları olmamış olsa insanlar oyunu kullanıyor, bir gün sonra pişman oluyor. Algı simsarları olmamış olsa bu milletin Milliyetçi Hareket Partisi'ne mutlaka kulak vereceklerini düşünüyorum. Evet. Sayın Ceboğlu, İstanbul seçimleri ve onun yansımaları üzerine bir değerlendirmede bulup buraya bir nokta koyalım. Düzce'nin özeline inelim. Evet. Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinin Düzce ölçeğinde birinci partisi Milliyetçi Hareket Partisi. Kazandığı belediye sayısı olarak söylüyorum, oy olarak söylemiyorum bunu ama sonuçta yine Cumhur İttifakı'nın iki partisi ezici çoğunluğu sağladı Düzce genelinde. Milliyetçi Hareket Partisi 5 ilçeyi kazandı. Önemli de ilçeler kazandı. Şimdi bunun üzerine biraz Sayın Ceboğlu ile sohbet etmek istiyorum. 3 ay geçti. Evet. Belediye başkanlığı seçiminin üzerinden Düzce'de. Nasıl görüyorsun? MHP'li belediyeler gittiğimizde, özel sohbetlerimizde yandım anam diyorlar, bağırıyorlar, para yok, pul yok, borç yok. Nasıl görüyorsunuz? Aslında şuradan başlamakta fayda var. Belediye seçimlerine gitmeden 3 ay önce mevcut belediye başkanı belediye bünyesinde ne kadar borcu var, ne kadar alacağı var. Bununla ilgili bir beyan göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelişen olaylardan sonra bunu söyleme gereği duyuyorum. Şimdi seçime giriyorsunuz, halk bir irade gösteriyor ve seçiliyorsunuz. Ne kadar borcu var, nedir bunları bilemiyorsunuz. Nasıl bir belediyeyi aldığınızı bilemiyorsunuz. İşte o noktada seçimden sonra işte bu kadar borç varmış, efendim şu kadar alacak varmış gibi beyanları göstermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir 5 yıl boyuncaki sonuç itibariyle hesabını siz vereceksiniz. Nasıl bir belediyeyi aldığınızı insanlara anlatma gibi bir sorumluluğunuz var. Şimdi bizim sizin de söylediğiniz gibi Cumhur İttifakı içerisinde 5 belediye AK Parti, 5 belediye Milliyetçi Hareket Partisi almıştır. Bizim almış olduğumuz belediyelerin de bir borç yükü olduğu ortadadır. Tabii bu durumda mutlaka seçilmiş bir belediye başkanının bir yakınması olacaktır. Eğer yapılmış olan bu borcun karşılığı varsa yakınması boşadır. Ama yoksa ki bunu da seçmenin bilmesi lazım. Evet, doğru. Ben bu konuyla ilgili bir şöyle bir örnek vereyim.
bizim bir ilimizde Milliyetçi Hareket Partisi belediyesi aday değişikliği oluyor. Ama gene Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka bir adayıyla seçim alınıyor. Seçilen aday müfettiş çağırıyor. Kendi partisinin belediyesi. Yani bunları kamuoyunda biraz çok konuşulduğu için söyleme gereği duyuyorum. Yani bunu o haftasında ilan edersiniz. Bizim aldığımız borç yükü budur. Yapacağımız şeyler budur. Seçim döneminde vaat ettiğimiz şeyleri bu borç yükünden dolayı şunları şunları yapabiliriz gibi söylem yapmanız sizin doğal hakkınız. Şimdi belediyelerin ama bizim almış olduğumuz belediyelerde şu ana kadar ne maaş konusunda ne hizmet konusunda, dün ben Akçakoca'daydım, önceki gün Gümüşova'daydım, bugün dün öğleden sonra yine Gölyaka'ya gittim. Bir de AK Parti belediyesi, biz bunu bu şekilde bakmıyoruz. Baktığımızda diğer belediyelere de baktığımızda, Düzce Merkez Belediyesi'ni de baz alırsak, bizim belediyelerin daha heyecanlı, daha hırsla çalıştığını gördüm. Çünkü Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim belediye başkanlarında metal bir yorgunluk yok. Yok, doğru. Evet. Sayın Başkanım, ama şöyle bir şey var. Yani bizim de tabii MHP'li belediye başkanı arkadaşlarla böyle ikili sohbetlerimizde ya da haber amaçlı gittiğimizde falan hakikaten özellikle borçlanmaların son 3 ayda, son 4 ayda yoğunlukta olduğu görülüyor. Yani mevcut seçimi kaybeden başkanlar, görünen o ki seçimi tekrar kazanabilmek adına çok hesapsız, kitapsız, savruk borçlanmalara gitmişler. Yani bizim edindiğimiz izlenim o. Zaten bize verilen bilgilerde de o var. Burada siz de altını çizdiniz. Yani gerçekten yani en azından belki bundan sonrası için bir işe yarar. Merkezi hükümet bir konuda mesela bir yasa çıkartıp seçim satına girildiğinde, yerel seçim satına girildiğinde her belediye şeffaf bir şekilde nasıl bir kazanan başkanın nasıl bir belediye devralacağını görmesi, vatandaşın da görüp tercihini ona göre yapması konusunda çok yerinde bir isabet tespitte bulunmuşsunuz. Evet. Bu demek ki daha böyle yapmak gerekiyor. Kesinlikle, yani bu önemli bir durum. Evet, buradan şuraya geçmek istiyorum. Şimdi tabii özel sohbetlerimizi de söylediniz de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak ve Genel Merkezi olarak 5 tane belediyeniz var. Halkın bir beklentisi var. Size oy verdiler. Evet. Bize hizmet edin diye. Evet. Eskisini beğense zaten devam ederdi. Evet. Şimdi burada siz il başkanlığı olarak belediye başkanlarına herhangi bir telkininiz, milliyetçi belediyecilik anlamında bir şeyiniz var mı? Evet. Bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi otokontrol anlamında soruyorum. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçime aday olan belediye başkan adayları seçimi seçildikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi rozetini çıkarıp artık o bölgenin, o ilçenin, o ilin bir belediye başkanı olarak çalışmaları doğrultusunda öncesinden de beyanlarımız var. Ama ben ziyaret ettiğim belediye başkanlarında gördüğüm şudur. Bizim seçim döneminde söylemiş olduğumuz üretken belediyecilik anlamında Akçakoca'nın, Cumayel'in, Gümüşova'nın, Yığılca'nın, Kaynaştı'nın bu şekilde bir çalışmaların olduğunu biliyorum. Dediğiniz gibi 3 ay bir zaman, daha bunun proje anlamında bir çalışmalardır. Anlamın önümüzdeki dönemlerde bunun su üstüne çıkıp hem istihdam hem üretme anlamında ciddi bir şekilde belediyeler çalışma yapacağını, kamuoyu da bunu bu şekilde belediyeler duyuracaktır. Dün Cuma yerinde gene önceki gün bir istişaremiz oldu. Gerçekten başkanımızın çok güzel bir tespitleri var. İşte hem üretken anlamında bana söylediği, benim şimdi o projeyi buradan söylemem doğru olmaz. Çünkü sonuç aşamasında ciddi manada 150-200 kişiye ilk etapta bir istihdam sağlayacağını söyledi. Düşünün, böyle bir projeyi hayata geçirdiğinde Cuma yerinde 150-200 kişi üzerinden düşünmemek lazım. Bu 200 kişi en az 2000-3000 kişi olarak düşünmek lazım. Orada çalışacaklar, bunların bir ailesi var, hayat idam edecekleri, orada alışveriş yapacakları, esnaf falan ciddi manada bir katkı sağlayacaktır. Biz dün seçim döneminde ne söylediysek,
Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri tüketen değil, üretken bir belediyecilik anlamında güzel hizmetler vereceğini düşünüyorum. Halkımız muktedir olsun. Biraz daha sabır diyoruz. Biz de Düzce'de yerelde il başkanları olarak farklı siyasi partilerden de belediyeler seçilse en azından 5 ay, 6 ay veya 1 sene gibi bir imtina, bir müsamaha gösterme sorumluluğu vardır. Kesinlikle. Ki daha 3 ay oldu. Görecekler işin sonunda. Geçen hatta ben cuma yerinde bir kardeşimize, seçmen kardeşimize bir espri de yaptım. Sen dedim yat kalk dua et dedim. Milliyetçi Hareket Partisi bir belediye başkanı Mustafa Koloğlu seçimi aldı dedi. Tabii yani şöyle dua edin şöyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak şanslısınız. Şöyle iki tane belediye başkanlığı yapmış geçmiş dönemde farklı partilerden. Tecrübeli hem Gümüşova'da hem Cumayeri'nde başkanlarınız var. Kaynaşlı'daki siyasetin çekirdeğinden gelen Birol Bey öyle. Okan Yılmaz yenile. Okan belediyeciliği yutmuş zaten. Yutmuş. Babadan geldi. Anne karnında öğrenmiş zaten. Öğrenmiş. Yani o açıdan hakikaten şanslısınız. Şimdi bu noktada biz belediye başkanlarını tespit ederken inanın samimiyetle söylüyorum. Bak şimdi seçim geçti. Dün ne söylüyorduysak bugün aynı şeyi söylüyoruz. Gerçekten Cumayeri ne istiyorduysa onu verdik. Evet. Akçakoca ne istiyorduysa onu verdik. Doğru. Her ilçe, her belde ne istiyorduysa onu verdik. Mutlaka bizim hatalarımız da vardır. Yanlış yaptıklarımız da vardır. Ama sonuç itibarıyla seçmen, oradaki halk ne istiyorsa onu verdiğinizde halk kendi tercihini kullanabiliyor. Evet. Sayın Başkanım, MHP'li belediyelere bıraktık. Şimdi ilimizdeki Düzce Belediyesi'ne de kısa fikirlerinizi almak isterim. Tabii Faruk Bey belediye başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul ve Ankara'yı da AK Parti'nin alacağını, Cumhur İttifakı'nın alacağını hesap ederek seçim çalışmalarına gittiği yerlerde şeyi söylerdi. Yani iki metropol arasında işte bakanlıkta yaptığı için iki tecrübeli isim oralara gelirse biz de Düzce olarak işte rahat ederiz, şöyle kaynak buluruz, böyle kaynak buluruz. Ama ne yazık ki vatandaş tercihini çok farklı yerlerde yaptı ve oraları muhalefete verdi. Ama Faruk Bey Düzce'deki seçimi kazandı. Son 3 ay içerisindeki performansına bakarak çok ciddi bir mali krizin içerisinde Düzce Belediyesi. Bunu zaten sık sık zaten kendisi de dile getiriyor. Maaşlarda bile sıkıntılar yaşanıyor. Siz nasıl görüyorsunuz Düzce Belediyesi'ni? Şimdi iki Ankara-İstanbul örnekten gidecek olursak seçmen öyle bir irade yansıtmış ki belediye büyükşehir başkanıyla meclis birbirini denetleyecek noktada. Evet doğru. Şimdi herkes böyle istediği tavrı ortaya koyup benim dediğim olacak anlamında bir durum yok. Evet. Aynı şekilde Ankara için de geçerli. Kesinlikle. Ama şunu söyleyecek olursam Faruk Özlü geçmişte bakanlık yapmış. Gerçekten deneyimli, tecrübeli bir belediye başkanımız var. Devlet adamı. Devlet adamı. Bununla ilgili mutlaka bir çalışmanın olduğunu ben biliyorum. Gerçekten seçildikten sonra yapmış olduğu çıkışlar bu hakkını iade etmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi siz söyleminizle bizim de bir adayımız vardı. Bizim de zaten seçim döneminde aşağı yukarı söylediğimiz şeylere denk yakın şeyler yapıyor. Kendilerini destekliyoruz. Ama borç yüküne geldiğinizde tabii ki ortada bir Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti üzerinden bakarsak bir hükümet irade var. Bu iradenin Düzce için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunu da tecrübeli olan Faruk Özlü Bey, eski bakanımız, bunu bu şekilde yansıtacağını düşünüyorum. Kendileriyle zaman zaman bir araya geldiğimizde Düzce ile ilgili gerçekten çok daha güzel çalışmaların olduğunu biliyorum. Ama İstanbul açısından tekrar baktığımızda biz zaten İstanbul'da bizim Düzce'li hemşerilerimize söylemediğimiz buydu. Şimdi düşünün Düzce belediyelerinde, ilçelerde dahil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kirayla aldığımız bazı araçlar var. Bunun gibi bir sürü öncesinden destek aldığımız şeyler var. Şimdi Düzce'den İstanbul'a destek için gitmiş farklı siyasi il başkanlarına ben buradan sesleniyorum. Şimdi onların sınıfı geçme zamanı. Biz bunu takipçisiyiz. Dün AK Parti üzerinden nasıl eleştirdiysek, şimdi de eleştireceğiz.
sizin söylediğiniz gibi Ankara İstanbul arasında kaldığımız bir şehir Türkçe olarak baktığınızda, eğer Ankara'dan İstanbul'dan bu tip büyük şehir üzerinden kısıtlamalar geldiğinde, buradan beri sesleniyorum, o arkadaşlarımızı biz caddede gezdirmeyiz. Zaten İSKİ... Onlar da gerekeni yapacak. Zaten her şeyi Faru Gözlü'den beklemek doğru değil. Evet. Evet. Zaten Düzce biliyorsun, İstanbul'un su havzası, İSKİ, evet. İSKİ ile direkt zaten bir şey var. Bu anlamda Düzce Belediyesi'nin ve Düzcelilerin de özellikle İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'yla mecburen bir teşviki mesai olacak. Evet. Bunun da takipçisi olacağız diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle olacağız. Son olarak artık şeyimizin, söyleşimizin sonuna geldik. Oksijen TV izleyenler, ama Düzce'yi çok yakından ilgilendiren bir İtokilit fabrikasıyla ilgili Sayın Başkan'ın fikirlerini almak istiyorum. Şimdi Sayın Başkanım, yaklaşık 50 yıldır Düzce'de faaliyet gösteren, Çilimli bölgesinde faaliyet gösteren İtokilit fabrikası, ki yabancı sermaye bu, Türkiye'den çekilme kararı aldı. Buna bağlı olarak da Düzce'deki iki tane fabrikasını kapatıp gitti. 308 çalışanının geriye dönük bütün sosyal haklarını vereceğini taahhüt etti. Tabii bu 308'i çarptığımızda ciddi bir insan sayısı yapıyor. 1500-2000'i buluyor. Artı her ay Düzce ekonomisine 1,5 milyon civarında bir rakamsal ekonomik katkısı da olan bir fabrika artık yok. Şimdi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neden böyle oldu? Ve bu biliniyor muydu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu İTO Kilit Fabrikası sizin söylediğiniz gibi çekilme kararı almış. Bizim vekilimiz oraya gidip bir çalışma yapmış. Ben de teşkilatta bu konuyla ilgili sorumlu olan arkadaşlarımızın bunu bir incelemelerini istedim. Bir dosya halinde bana sunulmasını istedim. Şimdi tabii ki üzücü bir durum. Ama ticaret bu, biliyorsunuz. Daha uygun şartlarda bir yerde ticaret yapacak bir ortam doğmuşsa, o sebepten dolayı gidiyorsa tabii ki onun hakkıdır. Siz burada diğer tarafta sağlanan şartları sağlayamıyorsanız, siz de bir ticaret adamı olsanız gidersiniz. Ama bunu farklı yönlerde değişik bir şekilde, bunu örgütsel olarak Türkiye üzerinden bir baskı unsuru oluşturma anlamında gidiyorsa bu fabrikalar, ona diyecek bir şeyimiz yok tabii ki. Yani biz seçim ortamlarında da hep şunu söyledik, buna benzer bir durum mudur değil midir onu da şu an itibariyle bilemiyoruz, ama şimdi bizim bulunmuş olduğumuz coğrafya konum itibariyle S-400 füzeleri ne kadar lazım? Dolar 10 lira olacak diye de almayacağız diye de bir durum yok. Şimdi bu kardeşimizin herhangi İtokilit fabrikasının herhangi bir sebepten ötürü değil durup dururken gidiyorsa da biz nereye gidiyorsun diyecek halimiz yok tabii ki. Ama diğer firmalar üzerinden baktığımızda gerçekten memlekette 15 Temmuz itibarıyla kalkışmadan sonra yapamadıkları bu durumu ekonomik baskı ve saldırılarla bu memleket üzerinden yapılmak istendiğini biz bunları biliyoruz. Eğer bu da bu şekilde bir durumsa gerçekten işte düşündürücü bir durum. Bu konuda bir net bir açıklama, en azından fabrika yönetimi çekilme kararı aldığını söylüyor, ama yani mesela bu konularda ne bileyim ilim milletvekillerinden, ilim valisinden ve özellikle de ticaret odasından bu konuyla alakalı şu ana kadar kamuoyunu aydınlatıcı, net bir sizin altını çizdiğiniz nedenler mi değil midir? Bu konularla alakalı bir açıklama yapılmadı. Evet. Bence bu da izaha muhtaç bir durum. Kesinlikle. Zaten Düzce'mizin sorunu bu. Yani. Şimdi Düzce'de siyasi organlar, dediğimiz gibi ticaret odası, aslında bu durumları an an takip edip etmeli. An an kamuoyunu bilgilendirmelerinde fayda var. Bu olma zorunluluğu. Geçmişte olmadı diye önümüzdeki dönemde yapmayalım anlamına gelmiyor. İtokilit üzerinden baktığınızda ticaret odasının ve özellikle bütün 3 tane milletvekilimizin de çok hızlı bir şekilde Düzce'de organizelerden tutun bütün bu ölçekte veya daha büyük ölçekte fabrikaları tek tek ziyaret edip sıkıntılarını, sorunlarını dinlemesi sorumluluğu vardır. Aslında
Siyasilerin işi budur. Doğru. Siz sadece seçim döneminde organizede bir fabrikayı ayıp, efendim biz sizi ziyaret edeceğiz. E niçin? E seçim var. E kardeşim, şimdi de ziyaret etmek lazım. Değil mi? Ticaret Odası Başkanı'nın yanına alırsınız. Derdini, milletvekilleri olarak gidersiniz, bir dertlerinizi dinlersiniz. Bunlar yapılmadığı müddetçe, bakın biz bir il başkanları olarak bir şey başlattık Türkiye'de. Zamanımız var mı bilmiyorum var, ama. Şimdi biz Mustafa Başkan'la beraber bir araya geldiğimizde bütün siyasi il başkanlarını bir araya bir getirelim dedik. Nasip olursa önümüzdeki hafta İyi Parti il başkanı Yunus Özay Er bizleri davet etti. Gene bir araya geleceğiz. İlk toplantıda Faruk Bey'le bir araya geldiydik Sayın Bakanımızla. Bu toplantı öncesinde bir istişare edip vekiller olabilir ya da Düzce'de seçilmiş il genel meclis üyeleri veya meclis başkanı olabilir. Aynı şekilde il başkanları olarak dinleyeceğiz. Güzel. Bunu bir belli zaman periyodik içerisinde sırayla biz bunu yapacağız. Bunu yapmamızdaki kasıt şudur. Önce bir il başkanları bir araya geldik. Seçilmişleri bir araya getireceğiz. Sonrasında vali, kurum müdürleri ve Düzce'de bir divan heyeti oluşturmamız lazım. Çok güzel. Bakın biz bunu başarabilirsek Düzce'de, Düzce'de bazı kendini böyle şey görmüş, seçilmiş kişiler olabiliyor zaman zaman. Ya da bir cemaat nüfus edebiliyor. Sırf bunların önüne geçmek için bir divan heyeti oluşturup, bakın ben İstanbul'da yapmış olduğum çalışmalarda Artvinler Derneği'ni, Batmanlar Derneği'ni, efendim farklı hangi ortamdaydıysak herkesi Düzce'ye davet ettim. Aslında Düzce'de böyle bir divan heyeti oluştuktan sonra, bakın Ankara'da, İstanbul'da Düzceliler Derneği var. Var. Seçimden seçime aklımıza gelir. Doğru. Ama bunu hiç aklımızdan çıkartmamamız lazım. Doğru. Oradaki dernekleri çalıştırmamız lazım. Oradaki derneklerden Düzce'ye en azından hafta sonu için bir nüfus çekmemiz lazım. Farklı farklı aşağı yukarı bütün millet ırk dayalı dernekler var. Bunları harekete geçirip en azından bakın Akçakoca gibi bir yerimiz var. Çok güzel doğa turizmimiz var. Bir doğa harikası bir ilde yaşıyoruz. O dernekleri buraya davet ettiğimizde ben hatta şunu da söylüyorum. Genel merkezimizden de böyle bir şeyde rica edeceğim. Bazen il başkanları, merkez yürütme kurulu üyelerinin bir toplantısı olduğu zaman oluyor. Bununla ilgili bir çaba sarf edeceğim. Akçakoca'ya böyle bir toplantı isteyeceğim. Güzel olur. Düzce'mizi duyurmamız lazım, tanıtmamız lazım. Bakın gerçekten iki metropol şehir arasında Düzce'liyim dediğinizde sadece otobandan geçtiğimizi, tabeladan okuduğumuzu söyleyen seçmenlerle karşılaştım. Ya. Ya biz bu otobandan geçen bu kardeşlerimizi şehir içine en azından bir köfte veya bir çay içmeye davet edebilirsek Düzce'nin çevresi ekonomisi çok çok değişir. Değişir. Ekonomisi de değişir. Doğru. Sayın Başkan, ilave edeceğin bir şey yoksa kapatıyorum programı. Muhteşem olsun halkımız. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle İstanbul üzerinde yapmış olduğumuz çalışmaların şöyle bilinmesini isterim. Bir ittifak vardır. Herkes safında durmuştur. Biz de duruşumuzu göstermişizdir. Memleketimizin bekası milli duruş itibarıyla yerimiz bellidir. Bizim taraf aldığımız yerler bellidir. Diğer kesiminde almış olduğu taraf bellidir. Benim ne söylemek istediğimi benim Düzce halkım çok iyi bilir. Ama sonuç itibarıyla bir seçim bitmiştir. Artık 4,5 yıl seçim yoktur. Hizmet dönemi başlamıştır. Birbirimize siyaset yapma zamanı değildir, artık hizmet zamanıdır. Bunu söylemek istiyorum. Sevgili Oksijen TV izleyenleri, bugün gündem özel programının konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı Sayın İlhami Caboğlu'ydu. Kendisiyle güzel, hoş seçimler üzerine, Düzce üzerine sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tamam.